geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir program olacak. Biraz böyle hayata kavrayış halimiz, çalışma gücümüz ve ruhumuzu benzettiğim, çok severek takip ettiğim, duruşuyla, gücüyle, üretimiyle, anneliğiyle çok severek takip ettiğim, kırılganlığı, yani kırıldığı anlarda benim de kırıldığım birini ağırlayacağız bugün. Çok kıymet verdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağım için mutluyum. Onunla birlikte tabii ki bir cümlenin peşinden gideceğiz. Bakalım hangi cümlenin? Mutluluk sorunsuz bir yaşam değil, onlarla başa çıkabilme yeteneği demektir diyor James Robert Brown. Ve efendim sevgili Ebru Şallı'yla bambaşka sohbetlere başlıyoruz. Hoş geldin. Ceyda'cığım hoş bulduk. Ne güzel şeyler söyledin böyle. Yani bunu artık seyircim çok alıştı ama söyleyene değil söyletene bakacaksın. Çok tatlısın, çok naifsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Özlemişim seni. Ben de böyle seni yüz çok yüze görmeyi evet, çok özlemişim. Uzun zaman oldu. Evet, birbirimizi takip ediyoruz. Evet. Arada haberleşiyoruz ama böyle evet. Yüz yüze görmek güzel oldu şu anda. Evet, aslında konuşacağımız çok şey var ama önce ürettiklerine bir üstünden geçelim. O bile çalışalım, programı evet, doldurur ama gene de seni de fazla böyle üzmeden güzel güzel gitsin istiyorum olur, program tabii ama ki tabii canım. Ki gücünü aldığın yeri merak ettiğim için özür dileyip sonra hayır cevap vermek istemiyorum dediğinde hemen montajda keseceğimiz birkaç tabii. Anne olarak merak ettiğim bir şeyler var sormak istediğim. Belki de benim de ekleyeceğim şeyler olabilir evet. Diye düşünüyorum. Seninle çünkü senin beni çok iyi hissettiğini evet. Ben görüyorum, hissediyorum evet. Kalben. Bir de tabii benim için biraz bunu söylemek, özür dileyerek bunu söyleyeceğim. Estağfurullah. Ben 16 Nisan benim doğum günüm. Evet. Ama senin hayatın için bambaşka bir dönüm noktası olduğundan ben o günden beri çok böyle paylaşamıyorum. Anladım. Diyorum ki Ebru, o gün de öyle olmuştum haberi aldığımda. Doğum günümde ah dedim. Ve böyle bir doğum günümde bir anlam gitti. Benim de çok çok yakınım 16 Nisan doğum günü. Senin de öyle enteresan. Onun da öyle doğum günü ve o aynı zamanda Pars'ın da çok yakını. Ah. Yani hem öğretmeni hem bizim aile dostumuz hem benim çok yakın arkadaşım, kankam diyebilirim. Onun da doğum günü o gün. Ah. O da hani öyle kutlayamıyordur evet, o kesin hiç. Aynen o şekilde. Ben Pars'ı hiç tanımadım. Evet. Açıkçası meselenizi de hiç bilmiyordum. Buradan sana daha hayran oldum. Yani o 2,5 yıl ki ben hakikaten seni takip ederim. Dost sohbetlerinde seni tanıyan biri varsa seni sorarım. Biz öyle hiç dost olmadık ama evet. Ben senin hep hayata duruşunu, o tavrını, aile kurma aşkını hep çok sevdim. Ve hep böyle Ebru'nun arkadaşı diye gördük. Ebru nasıl, iyi mi? Vardır bende bir seninle evet, ilgili duyma ihtiyacı. Hani birkaç kişiyi böyle sorarım. Evet. Ben hiç bilmedim senin 2,5 yıl hastanede geçirdiğini, Pars'ın mücadelesini. Evet. Ve ilk öğrendiğimde böyle oldum. Yok ya, o Ebru değildir, isim benzerdir, başka Ebru'dur o. Sonra böyle oldum. Yani hayran mı olmalıyım, gidip sarılmalı mıyım? Çok büyük becerdin o süreçte. Ya esasında şöyle oldu Ceyda'cığım. Yani ben bunun çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çok duyulup. Şimdi ben ünlü bir insanım. Evet. Ünlü insan olunca bizim çocuklarımızın hani böyle diyelim ki bir rahatsızlık tamam. Oldu, bir şey oldu. Ki böyle ciddi bir rahatsızlıktı. Çok fazla üstümüze gelinebileceğini düşündüm. Ve çocuğa böyle anılar kalsın istemedim. Yani o çocuğu korumak istedim. Tek amacım çok buydu. Haklısın. Yani korumak istedim. Hani iyileştiğinde de insanlar, arkadaşları sürekli ona bıdı 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 bir şeyler sormasın diye. Haklısın. Tek amacım onu korumaktı. Burada mesela ben senin gibi hiç bakamadım, onu düşündüm. Ben böyle Melisa beyin kanaması geçirdiği an hemen haykırmak ve güç almak istedim herkesten. Ve haklısın aslında mesela böyle dediğin zaman. Evet, doğru, herkese göre tabii doğru ki. Da olmayabilir. Tabii ama ki. Bu benim, yani benim düşüncem buydu. Çünkü hastaneden girerken çıkarken hani sürekli takip ediliyor olmak evet. Yani işte doğru çocuğun görüntülerini almaya çalışmaları evet. Vesaire onlardan da rica ettim, öğrendiler ama
hani üstümüze gelmeyin. Ama duyulmadı. Rica ediyorum dedim. Çok rica ettim. Helal olsun. Çok mücadele verdim basınla da o süreçte. Sağ olsunlar onlar da hani evet. Çok şey yapmadılar, kırmadılar. Peki orada sarıp sarmalanmak istemedin mi? Nasıl yettin kendine? Yani esasında evet bendim ama yakınlarım da benimle beraberdi. Ve o bana mesela hani biz sevilen insanlarız ya. Evet. O sarmalanma İşte o an onları düşünemedim. Tamam. Tek odaklandığım şey bu çocuğu ben nasıl iyileştirebilirim? Evet, haklısın. Hani kafam öyle çalıştı evet, açıkçası. Biraz doğru. Da böyle Oğlak Burcu'nun vermiş olduğu... Hani mantık var ama duygularımla da savaşamıyorum. Hani bir yandan da en iyisini en iyi şekilde yapmam gerekiyor ve tek değilim. Bir oğlum daha var. Sonuçta evet. Onun okul hayatı, özel hayatı. Canım. O çocuk işte babam var, kanser hastası. Evet. Bodrum'da yaşıyorlar, annem var. Yani belki onlara da bir süre söylemeyip üzmemek, iyiye gidiyoruz, toparladık deyip daha kısa şeyler söyleyerek. Yani ben bunları söyleyebilmem için... Etrafa çok duyurmamam gerekiyordu. Aslında herkesi gözetme hali herkesi, değil mi? Herkes için iyi olanı yapmaya çalıştım. Ama tabii ki önce hani Pars yani. Hani. Ama helal olsun ya. Ben vedanın da çok anlamlı olduğunu düşünen biriyim. Ve hani ben tabii ki seninle asla eşdeğer değil ama evladıyla sınanmış bir tabii anne ki, olarak tabii hiç ki. Kapıştırmak değil niyetim. Yok, ne yok, olur saygısızlık yok, hayır öyle bir şey istemem. Düşünmüyorum zaten. O hani evet. Senin de yaşadığın evet. Çok... büyük bir şey. Evet. Çok büyük bir sınav. Aynen. Hani sen ömrünün sonuna kadar evet. Devam ediyorsun yani evet. Bunu yaşamaya. Bir şekilde elinden geleni yapıyorsun. Onu nasıl sağlıklı, mutlu, evet. iyi tutabilirim? Güvende, diye, güvende tutabilirim. Hı. Ona nasıl kendini iyi hissettirebilirim diye. Evet. Bir hasta olunca bir annenin çocuğu, bir annenin görevi bu zaten. Bunu evet. yapması. Evet. Hani koruyabilmek. Ama senin çok uzun bir sürece yayıldığı için evet. zaten güce de ihtiyacın vardı Ceyda'cığım. Benimle evet, tabii farklıydı durumun. Evet. Ama hani şey oluyorum böyle. O yüzden galiba ağır bir şey belki söyleyeceğim ama vedanın da kıymetli olduğunu düşünüyorum bazı yerlerde. Tabii. Doğru. Mesela ben hikayeyi duyduğumda ve sonlandığında sizin için büyük bir rahatlama hissettim. Dedim ki elinden gelenin en iyisini yapan bir anne. Tabii. Huzurlu, tabii ki onunla yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama. Huzurlu bir veda. Evet gibi geldi bana. Hı-hı. Mesela ben bilmiyorum Hı-hı. ne olacağını ya. Evet tabii. Anladın tabii, mı demek istediğimi? Tabii tabii seni çok iyi anladım. Zaten biraz önce söylemek istediğim evet. sana benzer bir şeydi yani. Evet. Hani sen şimdi en iyisini onun için en iyi şekilde beslemek, en iyi şekilde işte okul planı, evet. yaşam planı, sağlığı, temizliği, evet. bakımı. Hani en iyi şekilde nasıl sunabilirim? Evet. Çocuğuma onun derdindesin. Evet. Onu da yapıyorsun, başarıyorsun. Evet. Maşallah. Burada tabii psikolojini de iyi Aynen. tutman gerekiyor. Aynen. Bunun için de tabii ki sakin bir huzurlu özel hayata ve iş hayatına. Evet. İş çok büyük bir güç. Sen oradan alıyorsun değil mi? Ben hastanede bile çalıştım. Evet. İşte Özlem menajerim burada biliyor. Hoş geldiniz. Çalışıyordum. Hatta Pars da bana destek oluyordu birlikte. Çalışmasaydın bir takım... olmazdı değil mi? Benim öyle de o yüzden soruyorum. Ben çalışmaktan çok güç alıyorum Ceyda'cığım. Ben ve üretmeyi, çalışmayı, paylaşmayı çok seviyorum. Evet. Ben çalışkan bir insanım. Evet. Aha. Hep öyleydin ama. Öğrenmeyi seviyorum. Çünkü bitmiyor yani. Her gün yeni bir şey oluyor ve bu öğrenmenin şeyi de yok. Hani zamanı, yaşı hiçbir şey yok. Yani o yüzden hani... Yeniliklere de açık bir insanım. Daha güzel ne yapabilirim ve buradan güç alıyorum. Yoksa ben yıkılmazım, şöyleyim, böyleyim diye ahkam kesmiyorum. Zaten çok yıkıldım. Çok dürüst resmin ya bence. Yani öyleyim. Çok teşekkür ederim. Yani olduğum gibiyim esasında. Yani çalıştım ve beni ayakta tuttu. Evet, yüz felce geçirdim ben. Evet. Aha, herkes bilmiyor bunu evet. ama o dönemde hani... Üzüntüden tabii ki bir sürü şey geçirdim o süreçte yani hani mümkün mü? Evet. Ama dediğim gibi o iş hayatı işte her şeyi şey yapmak hani diğer oğlumu Bero'yla işte o an. O da ne lokum ya. Evet, Allah da, güzel ömür versin. Hepsine sağlık versin gerçekten öyle. Ne yapıyor öyle. Bero? Bero tenis oynuyor tenis okulundan mezun olacak. Siz İspanya'ya gidiyordunuz İspanya'da, sürekli. Barcelona'da, Barcelona'da hala okulu. Bizim o kötü süreç başladığında, biz yazları gidiyorduk o süreçte evet, biliyorsunuz. Evet hatırlıyorum. Bizim kötü sürecimiz başladığında Bero'yu tamamen
oraya şey yaptık. Esasında bir yılı daha vardı tamamen gitmesi için. Çünkü burada böyle bireysel sporlar için okullar çok destek olmuyor. Evet. Yani orada daha köklü, rahat eğitim alması gerekiyor. Bayağı İspanyolcasının çok iyi olması gerekiyor. Hı. Orada tabii yine bütün dersleri var, matematikten edebiyata kadar. Hani İngilizce görüyor derslerini ama sonuçta var. Güzel, bu yıl o da tabii hem pandemi hem kardeşinin durumundan dolayı bir yıl kadar kayıp oldu. Hiç sorun değil. Tabii ki. Mezun oluyor. Özlüyor musun? Burada şu anda çok sık geliyor. Tamam, hayır, süper. Ya Barcelona'da şu anda, ya okul Barcelona'da ama hani o tatil var şu anda. Hayır. Geldi, burada idmanlarını birlikte oluyoruz. İdmanlarını yapıyor yine. Birkaç eksiği varsa onları hallediyoruz. Türk yemeklerini pişiriyorum ona. Hayır. Mercimeğini, nohutunu, klasik. Ondan sonra öyle yani, Allah'tan yakın bir yer. Orada bir sistem de kurduk. Hani bir ayağımız orada. Gidiyoruz, geliyoruz. Öyle. Şimdi bir ev durumu yaptık orada. Bakalım ben de gideceğim. Ya ne güzel. Öyle. Süper. Evet. Kocaman oldu yani, evet, anlayacağın. Evet, gördüm en son fotoğrafını. Sen de göreceksin ki zamanın ne kadar çabuk geçtiğini. Şimdi bakıyorum, gerçek bir arkadaş. Yani gerçek bir arkadaş. Ne güzel. Evet, bir şey çok ya. Güzel. Çok. Konuşuyor mu, dertleşiyor mu seninle, erkek çocuğu? Esasında çok merak ediyorum. İçine kapanık bir çocuk. Ben onu mesela hiç unutmam. Daha 7-8 yaşındaydı. Barcelona'ya götürürdüm. Okula bırakıyorum. İşte ne bileyim, hani ben de orada kalıyordum. Ya da işte bırakıyordum, almaya geliyordum. 15 gün, 20 gün. Ya babası alırdı ya o bırakırdı. Hani paylaşırdık. Arkasını dönüp mesela yürüyor ya. Kocaman, evet, tenis çantası, hiç unutmam. Boyu şu kadar, kendinden büyük tenis çantası. Yürüyor o koridorda. Arkasını dönüp şöyle bakmazdı. Hani şöyle bakmazdı. O kadar hani fırtınalar kopar ama sıfır tepki. Sen de biraz öylesin ama. Olabilir, evet. Öylesin. Evet, olabilir. Yani sana şimdi baktığımda bu kadar acılar, virajlar. Mesela ben de bellidir suratımdan. Hı-hı. Ben bir anda ağlamaya başlarım. Hiç tutamam yani. Yo, onlar bende de var esasında. Beni yakından tanıyanlar bilirler. Aa, bugün bir şey var, ne oldu ha, diye. Yakın. Ya da ne bileyim. Mesela o süreçte iyi sonuç, kötü sonuç, çok up and down zamanlar yaşadık. Çok çalkantılı bir süreçti. Hani bir gün çok gülüyorken, bir kutlama yapıyorken hani iki gün sonra ağlayabiliyorduk. Tabii. Mesela. Hani o mümkün değildi zaten ama ben orada kendimi sosyal medyadan da biraz uzaklaştırarak hani iş, zaten orası bir iş şeyi. Tabii ki arada çocuğumuzu, özel hayatımızı da paylaştığımız bir alan dozunda. Ama daha çok sonuçta bir paylaşımlar, işimizi yapıyoruz, işlerimizi paylaşıyoruz, program yapıyorsun, onu paylaşıyorsun gibi hani düşündüğüm için. Yani o kadar orada beni çok ayrıntıda, yani şunu da yapabilirdim. Şu anda hastanede bilmem ne nakline giriyoruz. Evet. Şöyle böyle belinden bilmem ne alınacak. Hani bunu da yapabilir. Evet. Belki ben eleştirmiyorum insanları. Belki yapabilen başka anneler vardır. Evet. Ben o kadar güçlü değilim. Bunun adı güç değil ya. Yani... Eğer bana güçlü diyorsalar ben onu da kabul etmiyorum. Bence o da güç, o da güç. Sadece gücünü aldığın yer farklı. Evet. Sen çevreni de korumak için, aile bireylerini de korumak için oradan güçlü ol. Ünlü olmasaydım o zaman bunu konuşmuyor olacaktık zaten. Ama mesela ben ya da işte bunu paylaşmayı tercih edenler de oradan güç alıyor gibi geliyor bana. Ama senin durumun bir umut var hali var sürecin ve haklısın. Evet, aynen. Bunun kayıt altına girmesini istememek kadar doğru bir şey yok. Çocuğun sadece tek düşündüğüm şey çocuğun özgürlüğü ve rahat. Okula gittiğinde birkaç hani ona bir insanların soru sorması. Sonuçta demoralize oluyorlar. Çocuklar çok acımasızlar. Evet. Sordukları sorular. Nitekim de hani bir iki kere Pars'ı gören birkaç çocuk çok kötü cümleler kurdu. Hmm. Dolayısıyla ben onların olmaması için elimden geleni yaptım. Yani onu korumak için. Evet, bence iyi ki de. Ya sen ne yapıyorsan bence çok doğru yapıyorsun. Dışarıdan en azından böyle görünüyor. Yani ya da neyi yapamıyorsan, yani ben öyle görüyorum. Ben çok şimdi senin hayat hikayeni izlediğimde bazen içimden diyorum ki hadi Ebru, hani şunu da yap ve rahatlayalım. Yapmıyorsan
Diyorum ki var bir sebebi. Var bir sebebi. Yani bunun bir sebebi var. Hani hı hı. O duygu geçiyor bana. Bu kadın çok zeki. Aslında bu, bunun şu anda olmasını istemiyor ama bunun bir zamanı var ve hani onu görüyorum. Hı hı. Sadece bu kısmı bende boş kalmıştı hı hı. aslında. Ama şunu bil, benim her doğum günümde oğlun aklımda. Ben şimdi biraz oradan bakmayı seviyorum. Evet. Hep bir ona da üflüyorum mum yani. Hiç tanımadım. Evet. Ama böyle diyorum ki evet ya, bu mum da sana. Duygum evet. var. Songül de öyle. Onun da 16 evet. Nisan doğum günü. O da aynı şekilde zaten Pars'ın yanına gidiyor muhakkak. Aşkım. Seferinde. O da aynı şekilde öyle yani. O yüzden evet. seni de bu güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel. Evet, güzel bir şey. Bu iyi bir şey. Hı hı. Şimdi güzellik, sağlık, bir sofranın kurumunun hakkını vermek, giyim, saç, cilt. Bak bunların hepsinde sen varsın. Var mı? Bütün dünya mutfakları. Evet, seviyorum. İlgi alanım küçüklüğümden beri esasında ama tabii esasında şöyle Ceyda'cığım ya ben hobilerimi profesyonel hale getirdim büyüyünce. Öyle ama diyebiliriz. Ben seni mesela şeyde hatırlıyorum. Çok önemli bir krem markasının sahibine gidip orada eğitim aldığını. Evet, Amerika'da. Evet. Hı hı. Yani böyle onların peşinden gidip onu öğrenip evet, onu öyle. Burada üretip evet. hani gidip onu alıp ben sizi burada satarım değil. Hı hı. Öğreniyorum ve ben bunu yapıyorum evet. falan. Bana bunlar çok ütopik geliyor hep. Ya ben çalışkanım. Ben çalışmayı seviyorum. Kaçta kalkıyorsun? Çalışmazsam ya biraz pandemide ve Pars'ın durumundan sonra biraz daha geç kalkma durumları oldu. Tamam. Yani evet ama normalde ben zaten canlı yayın sabah program yaptım evet. yıllarca biliyorsun. Erken kalkmayı kalktım. Güne hani erken kalkan yol alır derler ya. Tamam. Hani esasında oyum ben oyum ama hani eskisi kadar erken kalkmıyorum. Eskiden 7'lerde ayaktaydım. Şimdi tabii 9'ları falan buluyorum. Tamam güzel ama bir insan evet. biraz da uyumaya ihtiyaç duyar yani. Tabii özellikle o zaten pandemi Pars'ın durumunun başında pandemi de başladı arkasından hani böyle evet. kötü bir süreçti ya. Evet. Evet kötü. Hani kötü bir süreçti çünkü çalışamıyorsun da evet. yapacak hiçbir şey yok. Ne oluyor her şey durduğunda kafan kötü mü hissediyorsun? Kötü hissediyorum evet işe yaramaz kötü. Gerçekten şey, işe yaramaz hissediyor evet, musun? Evet kendini? Öyle hissediyorum. Aha. Şu ürettiklerine bir bakıp rahatlama. Yani hayır durunca. Ama hani yapmam lazım. Hani durdun ama bir sürü ürettiğin şey yine arkandan yaptım. Geliyor ya. Evet evet yapıyorum. Yok bir şey yaramaz de. Hissetme bu büyük haksızlık olur. Öyle mi? Bunu demiyor. yani şey sanırım çalışarak mutlu olduğum için evet. Ceyda'cığım hani ben o süreçte tabii ki hiçbirimiz çalışamadık zaten. Evet. Yani tüm dünya evet, eve kapandı. Doğru. Zor bir süreçti. Ama onu da atlattık çok şükür hani şimdi yine işe sarılarak yani çalışmak kadınları ayakta tutuyor. Evet. Bunu bütün kadınlar aklına kazısın bence. Doğru. Çünkü çalışmayarak bir şey üretmeyerek sadece tüketerek o insanı beslemiyor. Ailede kim çalışkandı? Benim annem de çalışkan. Babamdan daha çok çalışkan annemdir esasında. Ha. Evet aha, anne evet daha çalışkan. Böyle her şeyi yapmak ister falan yani. Oh. Yani bir de herhalde benim hani yapı olarak da hani öyle mutlu hissediyorum. Kendimi daha güçlü hissediyorum, daha iyi hissediyorum. İşe yarar, çocuklarına anlatacak bir şeyler var eşine, dostuna. Yani hani bu güzel bir şey ve güzel şeyler yapıyorsun, insanlarla paylaşıyorsun. Yıllarca pilatesi anlattım. Neyi ettim? Bak hala... İlk önce eleştirdiler moda sporu bu, sosyete sporu bu, kadın sporu bu. Hayır bu bir sağlık sporu. Hem de yani bu bir fizik terapi. Bu ölene bir... kadar yapabileceğin tek spor kesinlikle, belki de. Kesinlikle, kesinlikle. Hamileyken. Evet. Sen de hamileyken yaptın. Evet evet. Evet tabii. Yani hamilelik süreci, yaşlılık evet. süreci, evet. menopoz sonrası, menopoz öncesi, gençlik, çocukluk. Hani o kadar uzun bir süreçte yapılabilecek bir şey ki. Şimdi ben seninle neredeyse duydum pilatesi. Yani hı-hı. tam anlamıyla. Evet. Hani duyuyorduk tabii ki kıymetli uzmanlar da vardı. Tabii ama ki. Hani gözümüze soka soka bunu yapacaksınız. İşte evet, DVD'ler evet. yapıp, videolar yapıp. Hani bayağı sanki. Tabii 10 DVD yaptım. Tabii. Ceyda'cığım o ara işte 5 pilates kitabı da yaptım ayrıca. İşte zaten
iki yemek kitabı, bir de çocuk bebek mamaları var. 5 kitabım, 10 DVD yaptım işte of o yani. Süreçlerde. Nereden gördün Pilates'in? Yani Amerika'da. Kaç yıl oldu? Hani bunun bu kadar ileride bir şey olduğunu nasıl esasında anladın? Esasında ben yaptığımda ilk zaman bir eleştirildim. Hani bu evet. Burada spor hocalarının da sonuçta spor akademisi değil de evet. Pilates yani jimnastik federasyonundan bu eğitimi alıp tamam. Hoca olabiliyorsunuz. Tamam. Yani spor akademisi mezunu olmak gerekmiyor. Aa. Hatta spor akademisi mezunu olan hocalarımız jimnastik federasyonundan tekrar bu pilatesin eğitimini almaları gerekiyor. Anatomi dersleri almaları gerekiyor. Jimnastikçiler fizyonomi biliyor mu yani? Biliyorlar. Ha. Evet biliyorlar. Tamam. Oradan almamız gerekiyor ama biz işte o zaman Eren'le birlikte Amerika'dan hocayı getirdik. Ha. Amerika'daki çok iyi bir okuldan aldık yani mezun olduk. Müthiş. Eren ve bizimle birlikte 3 hoca daha. Yani advanced ileri seviyeye kadar gittik. Ben Amerika'dan bu diplomayı aldıktan sonra burada da Jimnastik Federasyonu'ndan biz üniversitede tekrar hem anatomi derslerine hem beslenme, sporcu beslenmesi derslerine evet. girip buradan da diploma aldık. Eren'le birlikte belki biliyorsundur. Çünkü Türkiye'de şöyle bir kural çıktı. Amerika diplomasını geçerli artık hani burada geçerli etmiyoruz. Değil kabul etmiyoruz dediler. Dolayısıyla buradan da aldık. Yani hem Türkiye'de hem Amerika'da çalışabilirim. Şeylerim var. Ben şey diyorum bazen arkadaşlarıma. Ay hiçbir şey yapmasam bir kafe açıp yemek pişiririm, kek yaparım, satarım. Zaten şey eskiden pul koleksiyonu vardı ya senin de sertifika koleksiyonu sertifika, var diye aynen. düşünüyorum böyle dosya evet. kocaman. Evet. Bilmediğin mutfak var mı dünya mutfağında? Hepsine gittim. Hepsine gittim ama bu gerçekten bir şey yapmak için değildi. Meraktan şeyden. Değil mi? Çok meraktan çok seviyorum mutfağı. Ben mutfağa aşığım. Evet. Ben kimin evine gidersem mutfak beni çeker. Deli gibi yapıyorsun değil mi evde? Yapıyorum evet yedirmeyi çok seviyorum. Bazıları diyor işte sen yemiyor musun? Ya ben de yiyorsun yiyorum. Yiyorsun bence sen. Yiyorum ben yiyen biriyim. Gördüm. Gördün sen değil yiyorsun. Mi? Yiyorum ben hiç yiyen. Hoşlanmıyorum bundan. Bundan hiç. Evet yiyorsun ve zayıfsın. Ama nasıl desene yiyeceğimi bırakmıyorum diye. Şöyle söyleyeceğim. Nasıl yiyeceğimi, nasıl besleneceğimi artık o kadar oturmuş ya, ki. Tabii ki canım ben de konuşuyorum. Hani? Ben yiyorum yiyorum hiçbir şey yapmıyorum. Ondan sonra niye 3 kilo aldım? spor yapma ye kilo alırsın tabii yani. Doğru. Aynen bu doğru evet. bir denklem. 2 kere 2 4 evet. yani bu bilinen bir yok, şey zaten. Yok sıkıcık olmuyorum yani çok hayranlık bayılıyorum. Bazıları şöyle zannediyor ya bu kız yiyor kilo almıyor mu? Ya da hiç yemiyor, aç geziyor. Bir defa aç gezmiyorum. Sen yiyorsun. Bu evet ben yiyen biriyim ama yiyip kilo almıyor da değil. Metabolizmamı hızlı tutuyorum. Bunun için de hareket ve doğru beslenme. Her gün mü spor yapıyorsun? Yok, hiç öyle vaktim yok. Ha. Beni hiç öyle sanmasınlar. Spor hastalığım yok. Ha. Yapmazsam ölüyorum, fenalaşacağım falan öyle bir durum da yok. Bak ben bunu böyle zannediyordum. Yok mesela o da mesela yok. Mesela hayalimde senin evinde zaten bir pilates makinesi var ve her sabah uyanıyorsun. Böyle güzel bir sağlıklı bir içecek içiyorsun. Bak çok hoş bir geceliğin var üstünde ve sabahlığın. Tamam. Böyle acayip güzel bir mutfağa giriyorsun hayaldeki Ebru. Evet. Güzel böyle bir tatlı bir detoks bir şey. Evet hani böyle bir şey yapıyorsun hemen evet. orada kendin. Hiç hazır değil o. Tabii. Böyle bir içiyorsun onu balkona doğru bakıp fonda bir müzik var. Sonra gidiyorsun o senin kıyafetlerin var ya evet, spor kıyafeti senin aynen. ürettiğin. Aha. Onlardan giyiyorsun makinana çıkıyorsun çıt 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 sporunu yapıyorsun. Al nefes ver nefes. Al nefes ver nefes. Sonra da böyle gene iplik gibi giyinip çıkıyorsun işine gibi bir resim evet. var bende. Yani çok güzel teşekkür ederim ne kadar güzel anlattın vallahi, böyle. Değil evet, mi? Çok güzel anlattın. Yani elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum ama her gün esasında güne sporla başlamak çok keyifli. Niye keyifli? Bir de çok iyi. Neden iyi esasında? Çünkü tüm gün daha güçlü oluyorsun. Tabii. Olumsuz olaylara karşı kendini tabii. daha fit, daha güzel, daha iyi hissediyorsun. Evet. Bir defa endorfin ve serotonin hormonun tavan oluyor. Dolayısıyla kim yıkar seni? Kim tutar seni? Yani daha iyi hissediyorsun. Ha, akşama bıraktığımda ben kendi adıma söyleyeyim. Zorlanıyor muyum? Evet, yorulmuş oluyorum. Bazı mesela olumsuz bir şeyler de olmuş olabiliyor. Ya, yani zor. Çocuk evet. falan varsa hele evde yıkanması, yemesi, içirmesi, düzen aynen. vesaire durumlar akşam zor oluyor. Evet. O yüzden sabah yapınca bir insan
bir şey olmuş oluyor. Sen kaç gün yapıyorsun haftada? Şimdi onu söyle bana. Beni bir rahatlat. Yok öyle her gün gerçekten yapmıyorum tatlım. Yani haftanın iki günü. Peki günü, duruma hiç, göre. Hiç mi kötü alışkanlığın yok? Var ben çikolata severim, yerim. Mesela oh, bak, hani bunlar, tatlı şeyler. Bunlar önemli. Ha, bunlar ama önemli. Sağlıklı tatlı mı yiyorsun? Ya mesela güllaç mesela. Ben of. Kendim yapmasını çok seviyorum ve bu tatlıyı da çocukluğumdan beri severim. Of. Benim de güllacım aşırı meşhurdur hani severler. Çok mu şekerli yapıyorsun? Yapmıyorum çok şekerli. Hmm. Mesela o glutensiz bir tatlı esasında sağlıklı bir tatlı. Aa. Gluten içermiyor, karın şişliği yapmıyor. O güllaç plakalarında gluten yok mu? Pirinç. Pirinçten yapıldığı hiç için, pirinç için gluten içermediği için. Tamam. Yani dolayısıyla karbonhidratlar ikiye ayrılıyor. Bir tane ekmek ve makarna grubu var. O benim, o bir da ki pirinç. Ben. Pirinç grubu var, pirinç muz grubu var, patates aa, grubu var. Onu mu yiyeyim? Patates, pirinç, muz, glutensiz karbonhidrat. İyi huylu karbonhidrat yani. Tamam. Onun bağırsakları yormuyor, şişkinlik yapmıyor, mideye yapışmıyor. Şimdi gluten dediğimiz şey mideye yapışıyor. Evet. Ve onun hazmı da zor. Evet. Esasında herkes evinde deney yapabilir. Bir bardağın içine bildiğimiz Türk beyaz ekmeğinin içine bir evet, dilim ekmeği koysun. Ay koydum ben. Onu koydun mu sen? Evet. Nasıl şişti? Nasıl yapışkan bir şey of, oldu? O işte midemizde öyle oluyor. O eskiden çocukluğumuzda beyaz tutkal vardı ya. Evet onun gibi bir evet, şey oldu. O işte midede de öyle oluyor. Ay. Mideye yapışıyor. Dolayısıyla yoruyor, bağırsağı yoruyor, yorgun hissettiriyor. Evet. Kimse sabah enerjik uyanmıyor. Dolayısıyla bu yanlış karbonhidrat tüketimiyle alakalı. Bak program yetmedi ben sana dedim yetmeyeceğim. Bunların hepsini söyledim. Hiçbir şeyde konuşamadık al sana yani. Ben itirafımı yaptım ben rahatladım ama soracağım sorular bitmedi. Ama daha çok konuşacak şeyimiz evet, var. Evet çok ya. Program var mı? Vallahi şu an YouTube'dayım. Çok güzel şeyler yapıyorsun vallahi orada. Vallahi YouTube'da da benden en çok istenilen iki şey var Ceyda'cığım. Biri pilates, doğru nefes, egzersiz. Evet. İki de yemek, sağlıklı mutfak. Yemekler. Güzel anlatmışsın. Bunları anlatıyorum, bunları tamam, yapıyorum. Arada da güzellik tips, öyle bir şeyler yapıyorum. Güzellik, kendini doğru anlatmışsın saç bakımı, demek ki. Cilt bakımı. İstenilen bunlar. Onları yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir televizyon programı olursa orada da yapmak istiyorum bence tabii. Bence kendi kanalın da şahane bir fikir. Evet, zaten televizyonda olmayınca buradan başlamak istedim. Çok güzel ağırladın. Çok teşekkür estağfurullah, ederim. Estağfurullah. Hiç alan saygısızlığı yapmak istememekle beraber. Yok çok dozunda. Evet, istemiyorum. Çok konuşacak çok şey var. Evet. Beni üzmek istemediğinin farkındayım. Evet hiç istemiyorum. Kalbinin ne kadar naif olduğu zaten evet, güzel gözlerin ışıltısından belli. Ve o kadar kıymetlisin. Üreterek o kadar büyük bir örneksin ki. İnşallah daha güzel bir de şeyler. Bir annenin hayat yolculuğunda ben de kendimi öyle görüyorum. Hı-hı. Yaşadığı acıyı kıymetli bir yere çekerek diğer annelerin ruhunu hafifletmesi. Yani çok bizler örnek şey, olmalıyız. Evet. Öbür türlüsü kolay. Evet. Ceyda'cığım şimdi sen çocuğum hasta işte bir şey var deyip kendini bıraksan evet, yerden yere vursan evet, kime ne yararı var? Hiç. İnsanlara mı yararı var sana mı çocuklarına aynen, mı? Bir tane daha evladın evet, var. Şansları hepsi sağlıkları çok güzel kıymetli, olsun çok kıymetliler. Dolayısıyla bizler güzel rol model olmalıyız. Evet. Birçok annenin, birçok anne evladını kaybediyor. Evet. Yani bu konuda güzel rol model olursak onlar da güzel şeyler yapsınlar. Yürekleri evet, serinlesin. Bir de böyle okuduğum kitaplardan anladığım bir şey var ki günün sonunda her ne olursa olsun gidenin arkasından seni seçtiği için teşekkür etmek evet, ve onunla yaşadığın her ana şükretmek. Çok hem önemli, onun görevini daha şey yapıyor sanki hani onun bu hayattaki görevini onurlandırıyor. Bunu söyledi gibi zaten geliyor bana. Bana Pars. Evet. Yani hı, benim hiç üzülmemi gözümün içinden beni takip ederdi o. Aşkım. Asla üzülmemi istemez. Aferin ona be. Koca yürek. O hani gerçekten çok özel bir çocuk melekmiş zaten hani. Hı. O yüzden şey bana her beni çok hazırlamış. Yani çok şey paylaştı benimle. Çok şey söyledi. Bu anlattıklarını zaten bana söyledi. O yüzden benim güzel rol model olmam gerekiyor. Tabii ki her anne gibi ben de üzülüyorum. Tabii ama ki. Ayakta duracağız. Başka çocuğumuz da var. Evet. Ailemiz var, evet, çevremiz var. Ayakta durup çalışacağız.
benim kendimi yıpratmam, yerlere atmam, parçalamam hiç kimseye bir yararı yok. Ne kendi şu anda çocuğuma bir yararı var, evet. Ne eşime, ne aileme, ne anneme. Hiç kimseye ben bir yararı de, yok. Ben de böyle düşünüyorum. O yüzden ayakta duracağız. Evet. Seni de çok takdir ediyorum. Evet. Çalışkanlığınla, anneliğinle. Çok aynı güzel, sayfadayız arkadaşım. Aynı sayfadayız. Güzel aynen. Bir şey bu. Çok güzel bir yaralarımızla şey. Aynı sayfada olmak da çok güzel. Evet. Yolun açık olsun. Her çok şey güzel ederim. Olsun. İnşallah. Gönlün kırılmasın. Üzmesinler seni artık. Ben çok bunu diliyorum ediyorum. Sana baktıkça. Şimdi soracağım sorunun cevabı için minicik bir düşünme ve sözlerini toparlama zamanın var. Programı kapattıktan sonra tamam. Sosyal medya için çekeceğiz. Tamam. Artık yeter dediğin bir şey soruyorum sana. Bana da artık bunu hissettirmeyin. Artık yeter. Evet yani çünkü benim çok var. Eminim senin de çok var. Bunu sosyal medya cevabı olarak almak istiyorum. Seni izleyerek güçlü durmaya devam eden tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum tekrar sana. Bence çok güzel bir programdı. Ben emindim zaten program başladığında neler yaşayacağımdan ama tam da bu programın olma sebebini yaratan isimlerden birini sevgili Ebru'yu, Ebru Şallı'yı ağırladığım için çok mutluyum. Çünkü hepimiz yaralarımızla, erken vedalarımızla, ansız zamansız vedalarımızla ya da veda edemediğimiz kayıplarımızla varız aslında. Ve burada iki tercih var. Ya vedalaştığımız ya da vedalaşmaya fırsatımız olmadan giden, yitip giden değerlerimize sen iyi ki benimleydin diyen bir duruş. Ya da ben de kahroldum, hiçbir şey yapamıyorum. Aslında bana hiçbir yerimden dokunmamışsın bu hayatta. Ben seni sevmişim ama sensiz yokum ben bu dünyada deyip üzüntüyle devam etmek. Ama ben hayatımızda her yaraya sebep olanların bizim dimdik ayakta durmamızı isterlerdi diye düşündüklerine inananlardanım. 6 Şubat'ta da çok büyük bir deprem yaşadık ama ben diyorum ki dimdik ayakta duracağız ve birbirimize iyi geleceğiz. Her şeye inat. Çünkü gülümsemek bence en büyük güç. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.